Evet, günaydın doktor. Yeniliklerle devam ediyor dedik. Ne var bugün yenilik biliyor musun? Vallahi benim şu aralar ilgi alalım kendisi. O yüzden merak ediyorum konuşmayı. Moleküler biyoloji, evet. biyoteknoloji uzmanı Vedat Burak Budak bizlerle. Evet. Ya bir söyleyemedim, okuyamadım. Niye okuyamadım? Çünkü Türkiye yabancı. Yabancı. Evet. Değil mi? Evet. Bu uzmanlık nereden geldi? Bir anlatır mısın? Benimki Amerika'dan ama Türkiye'de de aslında bizim üretimi yapan çok iyi... aynı branşta olan arkadaşlarımız var. Sadece çok bilinmiyor. Çünkü, onlar da biyoteknoloji uzmanı mı? Moleküler biyoteknoloji. Moleküler biyoteknoloji, biyolog ya da işte yani biyolojinin her alanında aslında hedef işte orada kök hücre üretimiyle ilgileniyorsanız üretim aşamasında tek bir kişi gerekiyor. Bu arada biz kök hücre konuşuyoruz. Evet, bugün kök hücreyi yani tek bir kişiyle verelim. Olabilecek bir iş değil zaten. İşin hani biyoloğu da var, moleküler biyoteknoloji uzmanı da var. Zaten tek kişiyle yapılabilen bir iş de değil. GMP standartlarında laboratuvarlarda yapılabilecek işler ki Türkiye'de Sağlık Bakanlığı onaylı laboratuvar sayısı toplam şu anda 6 tane. Başvurular var, 1-2 tane daha çıkacak. Çok özür dilerim. Bu kök hücre laboratuvarı mı onaylı 6 tane? Evet. Kök hücre. Evet. Bu kök hücre şimdi izleyicilerimiz açısından bir bilgi kirliliği olmamasını istiyorum. Şimdi kök hücre var. PRP'yi kök hücre zannediyorlardı. Olmadığını biliyorlar. Evet. Biz çünkü burada yayınlarda çok bahsediyoruz. Evet, bir de biz dizde kök hücre tedavisi evet, konuşuyor. Karın yağlarından evet. aldığımız hemen santrifüje edilerek belli bir yıkamalar yapılarak eklem içerisine veya yüze verilen estetik uygulamalardaki kök hücre var. Bundan da bahsetmeyeceğiz değil mi? Aslında şöyle, karın bölgesinden alınan SVF dediğimiz stromal vasküler fraksiyon diye bir hücre grubu. Tıbbi olarak kök hücreye bakarsak, tıbbi olarak kök hücre bizim karın yağlarından elde edebileceğimiz ya da kemik iliğinden de alınabilecek mezenkimel kök hücre denilen dokunduğu dokuya dönüşebilen daha doğrusu kendi yapısından farklı dokuya da dönüşebilen hücre kök hücre. Bir yani, dakika, kendi yapısından da farklı yapı derken... Yani mezenkimel kök hücreyi karaciğere bırakırsanız karaciğerde dokunduğu hücreye dönüşür. Eğer mezenkimel kök hücreyi kıkırdağa bırakırsanız kıkırdak dokuya dönüşür. Cilt altına bırakırsanız, örnek veriyorum, fibroblasta dokunursa buna dönüşür. Dönüşebilme yeteneği olan hücre mezenkimel kök hücredir. Tıbben de kök hücre mezenkimel kök hücredir. Onun dışındaki üretimler, yani işte cilt altındaki fibroblast dediğimiz hücre otolog hücre üretimidir. Yani bir hücrenin başka bir hücreye dönüşme yeteneği yoktur. Sadece o hücreyi alırsınız, o hücre çoğalır, ürer. Siz onu nereye koyarsanız koyun, yanındaki hücreye zaten dönüşemeyecektir. O yüzden kök hücreyle ilgili tıbbi anlamla halk arasında duyulan anlam arasında ciddi bir fark var. Yani evet. siz aslında işte insanlar Google'a girip kök hücreyle ilgili araştırdım, kök hücre kanser yapıyormuş, kök hücre şöyle yapıyormuş dediğinde bahsettikleri kök hücre ya da bilimsel yazılarda kök hücre mezenkimel kök hücre denilen dokunduğu dokuya dönüşme kapasitesi olan hücre. Ha, o yüzden kanserli bir hücre görür ve dokunursa oraya dönüşüyor. Olabilir diye soru işareti oradan oluyor. Bir de bunun dışında spesifik olarak otolog hücre üretimi var. Örneğin cilt altında işte bağ dokularını oluşturan ya da işte orada kolajen üretimini gerçekleştiren dokuları oluşturan hücre fibroblast hücresi. Bu mezenşimal değil. Değil. Zaten mezenşimal dediğiniz karın bölgesinden mi? Karın bölgesinden de elde edersiniz. Kemik iliğinden de elde edersiniz. Evet. Şimdi anlattığınız başka şu an bir şey. Anlattığım. O itiraf ediyorum. Ben şu an o yolun yolcusuyum. Dinleyin şu an şimdi. Anlattığım şey örneğin siz bu yapıyı yani vücuttaki hücreyi işte cilt altında bağ dokularını tedavi etmek istediniz. Çünkü 30 yaşından sonra her 10 yılda bir %20 bizim fibroblast dokuları öldüğü için bağ dokuları çökmeye başlıyor. Kolajen dediğimiz şeyden bahsediyoruz. Kolajeni üreten doku ayrı ama onlar da fibroblastlarla oluşur. O da 30 yaşından sonra yani biz yaşlanmaya başladıktan sonra 10 yılda bir %20'si kaybolur. Bunu geri yerine ölen hücreyi koyabilmek için oradan bir doku alırsınız. Aldığınız dokuda fibroblast ayrıştırılır. Spesifik olarak fibroblastı üretirsiniz. Onun başka bir şeye dönüşme yeteneği yoktur zaten. Buna otolog hücre üretimi denir.
Yani tek bir mesela cildin üstündeki keratinesi dokuyu üretmek isterseniz onu alırsınız, onu üretirsiniz. Yapılan çalışmalarda işte örnek veriyorum, pankreastaki beta hücresini üretmek isterseniz onu alıp üretirsiniz. Bunun da adı otolog hücre üretimidir. Yani bölgede ihtiyacı olan hücre dış ortamda çoğaltılarak kişiye verilebilir. Spesifik olarak o hücre verilir. Başka bir şeye dönüşme yeteneği yoktur. Ama gerçek kök hücre dediğimiz şey dünyada bizim ülkemizde henüz her şeyle yasalaşmadı. Yasal süreci bekleniyor ama dünyada başka dokuya dönüşebilme yeteneği olduğu için çalışmalarda işte otizm, MS, Parkinson, Alzheimer, kalp yetmezliği, evet. Keza gençlik bunların hepsinde kullanılıyor. Ayrı hekimler ayrı çalışmalar yapıyor. Evet tabii bunda galiba evet. Hekim de önemli. Yani hangi tedavi biçimi için ne uyguluyorsunuz ve bunu hangi hekimle yapıyorsunuz? Şimdi bizim ülkemizde yapılan çalışmalarda öncelikle kök hücrenin hastalık tedavisinde yani MS, Parkinson, Alzheimer, kalp yetmezliği gibi tedavilerde kullanılması yasal olarak mümkün değil. Bunun yasası yok henüz. Hazırlanma aşamasında. Ama yani dünyada ne zamandır dünyada yapılıyor? Dünyada 1963'ten bu... beri. Ciddi bir zaman ilk Amerika'da ya. Bulunması 1963. 1963'ten sonra çeşitli ülkelerde çeşitli hekimler yani yasaların el verdiğince işte bir hekim dermatolog örneğin cilt kanseri üstünde tedavi eder mi diye çalışmış. İşte bir başkası Alzheimer'la ilgili çalışma yapmış. Üniversitelerin kendi çalışmaları olmuş. Onunla ilgili bilimsel makaleler yayınlanmış. Şu an serbest olduğu ülkeler var. Hani direkt her şeyi uygulayabildiğiniz, branş branş uygulanabilen ülkeler var. Ama şimdi 55 yıldan bahsediyoruz. 60 evet. 55-60 yıl öncesi o. İlk bulunması. Evet. Şimdi Alzheimer'la ilgili zaten her sene bilgilerimizi bir daha yeniliyoruz. Veya Parkinson'la ilgili her sene bilgilerimizi yeniliyoruz. Bu demektir ki 60 kere yenilenmesi lazım ki 60 yıl önce kök hücre varsa şimdi biz Parkinson'u konuşmamamız lazım. Çocuk çiçek aşısı nasıl çiçeği ortadan kaldırdı? Aynen. O zaman kök hücre tedavisiyle de Parkinson ortadan kalktı, kimse de kalmasın. Hayır, böyle bir şey diyebilmemiz söylerim. Lazım. Hayır, şu an öyle bir şey yok. Şu an benim söylediğim kök hücre tedavisi dünyada yani gerçek anlamda her şeye dönüşebildiği için kullanılmaya çalışıldığı çeşitli hastalıklar var. Bizim ülkemizde ise genellikle yapılan işlem eklemlerle ilgili göbek bölgesinden alınan o hücre grubunun. Stromal dediğimiz. Evet, stromal vasküler fraksiyonun. Çünkü bunun içinde kombin bir hücre yapısı var. İçinde işte mezenşimal kök hücre de var, içinde fibroblast da var. Karışım olan bir hücre yapısını siz eklem yerlerindeki işte sinovial sıvının olduğu bölgeye hekim enjekte eder. Evet, o bölgeyi enjekte ettiğinde onun içindeki her hücre mezenşimeller dokunduğu etraftakilere dönüşür. Onun dışında görevi olanlar o bölgeyi tedavi etmeye çalışır. Bu eklemde kullanılır. Ciltte kullanmak istiyorsanız bunu gençlikte kullanabilirsiniz. İşte 30'dan sonra hücreler öldüğü için aslında geri yerine koymak amaçlı kullanabilirsiniz. Akne scar izi gibi. Ama bu anlattığınız estetik sayılmıyor mu o zaman? Estetik. Yani bu kısmı estetik. İşin estetikte kullanılan evet. Kısmı. Yine göbek bölgesinden alınan yağdan elde edilen bu stromal vasküler fraksiyon dediğimiz kök hücre grubunu örneğin yaralanmalarda, açık yaralarda, yanıklarda kullanılıyor. Bu tarz uygulamalar ülkemizde serbest. Yani işin estetik boyutu serbest ve eklem yerleri. Daha doğrusu dışarıdan enjekte edilerek yapılan uygulamalar ülkemizde şu an yasal. Ancak damardan verilmesi ya da bir organa nakil yöntemiyle, organa enjeksiyon yöntemiyle bir hastalık amacıyla tedavisi kullanılması şu an yasallaşmış değil. Ancak sadece hastada kaybedeceksiniz ve başka bir çıkış yolu yok ise bakanlığa başvuru yapmak kaydıyla ve bunu yapan bir hastane olması kaydıyla hastane bakanlığa başvuru yaparak ailesinin izniyle beraber elimizde başka bir çözüm yolu yoktur. Zaten biz hastayı kaybedeceğiz. Biz bunu denemek istiyoruz derseniz bu noktada Sağlık Bakanlığı buna
o kişiye özel ve o tedaviye özel izin veriyor. Ama genelleşme anlamında öyle bir şey şu an yok. Ama evet. Konuştuğumuzdan anladığım, senin demin söylediğinden anladığım, bu anlamda da büyük başarılar 30 yıl, 60 yılın içinde büyük başarılar yok mu de anlıyorum. Şöyle ben bir şey şimdi, çok özür dilerim hani Vedat'cığım sen de bilirsin. Bizim kök hücreyle ilgili ben kendi branşımdan söyleyeyim. Omurilik felçlerine bir umut doğmuştu ama umut tacirlerinin elinde bir umut doğmuştu biliyorsun. Maalesef. Hatta buradan kalkıp Hindistan'a gittiler, buradan kalkıp Çin'e gittiler falan. Evet. Kök hücre yaptırıyoruz, geleceğiz diye. Sonra bir baktık onların çalışmalarında beyin içerisinde tümör oluşumu oluştu. Biliyorsun. Astrositom, epandimom oluşumları falan. Aman birden herkes dedi ki dur ya ne yapıyoruz falan. Türkiye'de yasaktı bu. Hala da yasak. Hala da yasak. Bu hayvan laboratuvarlarında bile daha henüz kök hücre çalışmaları veya hücre geliştirme çalışmaları laboratuvar aşamasında. Şimdi ama kanıtlanmış olan kıkırdak mesela eklem içi. Evet. Kanıtlanmış olan yüz gençleştirme. Biraz bunlardan bahsedelim. Evet. Evet. Kanıtlanmış olanlar bizim için kanıtlanmış daha güzel. Kanıtlanmış olanlar şu anda şöyle. Yüz gençleştirme ile ilgili kısımda otolog hücre üretimi yani kulak arkasından parçayı alıyorsunuz. Evet. Ki aldılar. Fibroblastı. Üretiyorsunuz. Fibroblastı üretme sebebiniz aslında oradaki ölen, yıllar içinde ölen hücreyi geri yerine koymak. Daha sonra enjeksiyon yöntemiyle. Ha şimdi ben onu soracağım. Yani şimdi laboratuvar, sor kardeş, aldın sor. Laboratuvarı. Hayır lütfen bir sorayım. Sor zaten ben bu yolun yolcusuyum. Sor diyorum başımıza şimdi neler gelecek. Sen aldın laboratuvara, Ceyda'nın parçalarını getirdiler, koydular. Laboratuvarda ne yapıyorsun bunu şimdi? Laboratuvarda bütün dokular ayrıştırılıp içerisinde fibroblast dediğimiz hücreler seçiliyor. Tamam. Daha sonra protein kabı içerisinde, içerisine herhangi bir şekilde yabancı madde koyulmadan, yani büyüme hormonu ya da sitokin eklenerek yapılan üretimler var. Bir de tek başına hücre bölünmesi beklenilerek yapılan üretim var. O yüzden herhangi bir yabancı madde konulmadan fibroblastlar üretiliyor. Yalnız burada ne olur bir parantez aç. Çünkü yabancı madde koyanlar da var. Mış. Benim diye duydum. Duydum. Aslında evet. Çünkü yasak değil. Ha. Yani üretim aşamasında büyüme hormonu ya da sitokin kullanmanız. Şimdi 6 tane laboratuvar var devlet onaylı ama bunların bazıları büyüme hormonu koyuyor içine. Kullanmanız yasak değil. Kullanabilirsiniz, kullanmayabilirsiniz. Kullanmanın zararı var mı? Şimdi sonuçta şöyle. Büyüme hormonu, büyüme hormonu yani. Büyüme hormonu ama hastada tüberküloz geçmişi varsa. Onu da büyütür diyorsun. Evet, cildinde, varsa, cildinde cilt kanserine bağlı bir hücre varsa. Sizin verdiğiniz fibroblastın kendisi ona dönüşmez ama solüsyonda siz büyüme hormonu verirseniz ona bu sefer diğerini tetikleme ihtimaliniz çok var. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Beyaz tenlilerde biliyorsun cilt kanseri olasılığı böyle normal tenlilere biraz göre bir tık fazladır. Dayak yiyeceğim şimdi. Ben beyaz tenliyim. Beyaz tenlilerde ve sarışınlarda. Evet. Bak ama bana bir de nokta atış diyeceğim. Bir takım kanser mesela safra problemleri bana daha fazla. Bana doğru söyleme bunları. Sana doğru söylemiyorum ben Vedat'la konuşuyorum. Beni anlatıyorsun. Bak ama ben doktorum o da moleküler biyolog. Çıkıyorum ben. peki burada yani her sizin bir tıbbi özgeçmişe bakalım, bir kan tablonuza bakalım, kanser var mı araştıralım diyor musunuz diye merak ediyorum. Şimdi şöyle eğer üretimde büyüme hormonu, stoking gibi maddeler kullanacaksanız bunu demek zorundasınız. Ama kullanmayacaksanız, sadece fibroblastı verecekseniz, o zaman ver coşkuyu diyorsun. Verirsiniz, ama yok. O başka bir şeye dönüşemez. Yani dönüşemediği için gönül rahatlığıyla verirsiniz. Anladım. Ama farklı bir şey, mesela örnek vereyim, göbek bölgesinden aldığınız işte SVF'i uygulayacaksınız. Stromal hücre diyelim. Stromal vasküler fraksiyonu, bunu da direkt olarak hastaya verebilirsiniz ama onun içinden ayrıştırıp mezenşimali üreteceğim deyip üretim aşamasında farklı madde kullanırsanız, farklı madde kullandığınız sürece sizin söylediğiniz her şeyi tetkik etmek ve buna bir şekilde mahal vermemek zorundasınız. Ama siz gene de yani birlikte yol aldığımız için söyleyeceğim. Kan tahlili istediniz, bir tetkik istediniz. Şimdi gene bu de bunu istiyorsunuz. Ilgili. Neden bu tetkik? İyi bir şey diye söylüyorum. Tetkik şu anlamda iyi. Hastada mesela cildinde lekelenme oluyor. Örnek veriyorum diyor ki benim göz altımda çok fazla torbalanma var. Şimdi o kişinin hipotiroid hastası olabilir, başka bir hasta olabilir. Endokrinolojik muayenesi ya da dahiliye muayenesi yapılırsa cilt lekelenmesi, mesela pek çok hipotiroid hastasında cilt lekelenmesi oluşur.
İşte ya da hormon seviyeleri, antidiüretik hormon yüksektir. Miks edema denilen işte göz altında torbalanma, bir sürü rahatsızlık oluşuyor. O zaman sizin ekibinizde bir endokrinolog var, bir dahiliye uzmanı var. Anladığım kadarıyla uygulama için bir ortopedist, bir plastik cerrah var. Bayağı büyük bir ekip kullanıyoruz. Yani aslında şöyle, ben tabii işin daha çok mutfak kısmındayım. Tamam. Ama sonuçta bu işi yapan hekimler ve evet bu şekilde çalışılıyor. Hı. Yani tek başına çünkü hani şunu yaptım oldu. Fibroblast tamam basit bir iştir. Niye işin anaokulu gibidir. Evet. Spesifik hücreyi verirsiniz. O yerine yerleşir, evet. Büyür. Maksimum belli bir yere kadar gençleştirebilir. Bir de şöyle bir yanılgı var. Deniliyor ki işte 5 seans yapalım. Ben 50 yaş geriye gideyim. Hani bu krem gibi bir şey. Sen ana karnına dön 10 seans yani, yap da agude ya. Böyle yani, saçmalık. Özür dilerim. Kendimi bu, tutamıyorum bazen de. Krem gibi bir şey. Saçmalık. Sizin ne kadar verdiğinizin bundan 6-7 yıl önce bir tez. Koptu. Evet, ama olmaz. Böyle ya bu estetikteki var. Beklentinin bu burnum kaşındı onlar. Olur bitti ama yani. Bu soru. Gelmişim 41 yaşına gerçekten 18 görünmeyi istemek delilik değil mi? Şimdi bir kere şöyle yani? Görünemeyiz. Siz yaşlanmaya örnek veriyorum 30'da başladınız. Evet. Şimdi 30'da başladığınızda bizim yaptığımız hücre bu cildin üstüne veriliyor. Evet. Bunun altında kas var, kemik var. Hani neyi alıp ne kadar geriye götürebilirsiniz? Bir de bu krem gibi bir şey siz verdiniz. Buraya ben çok krem sürdüm diye cildimin bunu emme ihtimali yok. Siz vereceksiniz. O daha cilt altında bölünecek. Tabii. Bölündükten sonra o yapıyı oluşturacak. Bunun toplam oluşma süresi bir yılı bulacak. Yani verdim sabaha. Çünkü şöyle şeyler de geliyor. Böyle olur mu diyorum ki 8-10 yıl önce böyle mi? Değildi. Hani ben 5 yaşımda da böyleydi. O zaman böyle siz osunuz. Yani verilen hücre sizin hücreniz. Mesela benim şurası düşük. Şöyle benim yapım. Evet. Kaş. Ben bunu beğenmiyorsam, bu benim çok önceki resimlerim. Evet, böyle. Kendime bunu aldırmak mı zorundayım? Aynen öyle. Bir dakika kendime bak, yaptırdım. Bak hemen evet, kısırdım. Yaptıracağım ben tabii. Kök hücrenin her türünü kendim yaşamışım. Her türlü derken bir dakika. Ha, yasal olmayanları da yurt dışına yaptırdım. Yok ama bilirim hepsini. Yani. Ama bir şey söyleyeceğim, uygulamalı yok. Ki ben de güveneyim yani. Sana da mı yapsam? Bir şey daha soracağım. Şimdi bir dakika. Bir şey daha çok önemli. Şimdi alındı. Ceyda'dan alındı. Duruyor, dikişim dedi duruyor ki, ya. Yüze görüyor, yaptırdı. Tamam. Ha evet. Evet gördüm. Yüze çekebiliyor yaptırdı. Musun? Ben eski gördüm, stüdyo gördüm. Şefi, yeni görüntü yönetmeni. Bak. Yüze yaptırdı. Evet. Aradan 2 ay geçti. Dedi ki ya Vedacığım ben de görüntü evet güzel gayet iyi. Tamam. Dizlerim de ağrıyor. Biraz da dizlerim için bana versene dedi. Siz bu arada üretiyor musunuz? Hayır. Şimdi yani bir kere materyal var. Kulak arkasından alın dize veremezsiniz. Dize veremeyiz. O fibroblast. Onu sadece cilde verebilirsiniz. Hı hı. Göbek bölgesinden almanız gerekir. Artı aldığınız biyopsi miktarı kadar büyüme hormonu kullanmazsanız hücrenin bir üreme kapasitesi var. Yani siz 4 ya da 6 milimetre bir punch biyopsi alırsanız evet. Ve büyüme hormonu kullanmazsanız üretim aşamasının sonunda kaç milyon çıkardın? Sağlıklı %80 canlılığı aşabilen ulaşabileceğiniz hücre sayısı 25-30 milyonu geçmez. Ha, anladım. Büyüme hormonu kullanırsanız isterseniz 100 milyona kadar yani çıkartırsınız. Yani neden bunu söylüyorum? Şimdi benim Ceyda gibi değil. Benden aynı aldığında diyeceğim ki sana Ceyda'nın 3 katını vereceğim. 60 yaştan dolayı değil. Bir kafaya da yapacağız. Saçlara da. Onur da tamam beraber gidersek bak az korkabilirim bu durumdan. Şimdi yani alınmışken hazır ya bana bir 60 milyon daha hazırla deme hayır. Şansı yok. Yapan yerler var diye duyduğum için onların demek ki büyüme hormonu kullanıyor öyle mi? Büyüme hormonu kullanırsanız ya da ilk başta parçayı büyük alırsanız dondurulup saklatılma şansı var. Hmm. Yani bir 4 milimetre ya da 6 milimetre punch biyopsi yerine 12 kulağı milimetre al, alın. Yok 6 milimetre üretin, bana yetti çok teşekkür koyun, laboratuvardaki özel şartlarda 20 yıl 30 yıl saklayın yani hani nasıl yaptıkları genelde laboratuvardaki üretimi bağlayan durum. Tabii. Ama normalde tek alabileceğiniz 4-6 milimetre biyopsiden üreyecek miktar bellidir. Üstüne çıkmak için ekstra hormon kullanmak zorundasınız. Onu ekstra motive etmek lazım. Çok teşekkür ederiz. Ben ya, teşekkür bak, ediyorum. Bak neler öğreniyoruz evet, değil mi? Kök hücre deyip geçmeyin. Çok geçmeyin, detayları geçmeyin, var. Çok ama önemlidir. Önümüzdeki gerçekten 10 yıl, 20 yıl kök hücrede
çığır açacak gelişmeler olacak. Ben eminim, inanıyorum. Allah'ım. Teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Nasılsa çok görüşeceğiz. Ben de bu arada tabii ki sosyal medyada bu hayat hikayemi sizinle paylaşacağım. Çok heyecanlıyım.